Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Türkiye'deki yaşanan usta problemleriyle alakalı, gittiğiniz bir herhangi yetkili serviste bile doğru düzgün bir usta bulamamanızla alakalı sizlerle bu videoda biraz sohbet ediyor olacağız. Fakat şimdi bir intro girsin. Siz de o ara halen daha kanalıma abone olmadıysanız bir abone olursanız sevinirim. Hadi birazdan görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Videomuzun başındayken emeğimiz adına bir like atarsanız çok güzel olur diyorum. Ve şimdi konuya iki farklı açıdan bakmak istiyorum. Şimdi iki farklı açı diyorum. Bunlardan bir tanesi müşterinin bakış açısı, bir diğeri ise ustaların bakış açısı. Şimdi şöyle bir şey var. Sizler tarafından işte şu servise gittim memnun kalmadım, şu ustaya gittim memnun kalmadım şeklinde çok fazla yazanlar oluyor. Tam aksi yönde ya işte biz esnafız, o kadar dükkan işletiyoruz, o kadar bu işe sermaye yatırmışız ama öyle saçma sapan müşteriler geliyor ki gerçekten artık illallah ettik diyen ustaların da olduğunu biliyorum ve hatta bazen birçoğuna hak bile veriyorum. Şimdi neden diyeceksiniz? Arkadaşlar bazı kanı bozuk insanlar motorunda bir problem var. O problemi ustaya söylemeden başka bir yerini yaptırmak için geliyor ve daha sonrasında motorunu aldığında ya siz burayı yaptınız ama benim motorumun şurasını bozmuşsunuz, benim motorum işte bundan önce böyle bir arızaya sahip değildi şeklinde ustaları, esnafları kandırmaya çalışabiliyor. Ha tabii ki de esnaf adam bunu yer mi? Yemez. Ama işte usta da belli bir adı varsa, belli bir namı varsa adının kötüye çıkmaması adına lanet olsun diyor. Tamam diyor, getir motorunun orasını da yapalım. Şimdi arkadaşlar beni de bunu söylediğim için ustaların tarafını tutuyormuş gibi algılamayın. Yoksa ben de gerçekten Türkiye'de büyük bir usta probleminin, yetkili servis probleminin olduğunu kabul ediyorum ve zaten bunları anlatıyorum. Şimdi ustalar tarafından bu şekilde şikayetler olduğunu duyuyorum. Bizzat gözümle de görüyorum. Müşteri tarafından baktığımızda da özellikle yetkili servislerin birçoğunun gerçekten doğru düzgün bilgiye sahip olmayan, ondan önceki mesleği olarak bisiklet tamiri yapan, ya ben daha fazla para kazanmalıyım ama ne iş yapabilirim şeklinde düşündükten sonra da motosiklet servisine soyunan insanlar var. Koskoca hayvan gibi 1000cc motora ne kadar lastik havası basmasını gerektiğini bilmeyen yetkili servisler var. Bakın bunu bizzat biliyorum arkadaşlar. Hani yaşanmış bir örnek. Gidip 250cc lastik hava basınçlarını 1000cc motora basan gerçekten yetkili servis adı altında yerler var. Onun haricinde yetkili servis olup ve gerçekten Türkiye'de çok sevilen, çok bilindik, çok sağlamlığıyla ünlü olan bir markanın servisi olup bakıma gelen motorun içerisine ne kadar yağ koyacağını bilmeyen servisler var. Bakıma gelmiş motorun zinciri gevşek olmadığı halde ya işte iş yapmış gibi görünelim, zincirini gerdik deriz diye sadece bir taraftan zinciri gerip diğer taraftan ayarına bakmayıp lastiği çap şekilde bırakan yetkili servisler var. Bakın arkadaşlar bunlar benim hani bizzat bildiğim şeyler, sizler tarafından neler neler anlatılıyor. Yani özet itibariyle Türkiye genelinde yani marka fark etmeksizin en bilindik markalar da olsa yetkili servislerinde etkisiz elemanlar maalesef ki çalışabiliyor. Tabi bu gözler şunları da gördü. Sen güveniyorsun, yetkili servis diye gidiyorsun. Adam oraya 15-16 yaşında bir çırak almış ve senin motorunun bakımını ona yaptırıyor. Diyeceksiniz kardeşim ne var bunda, adam usta yetiştirmesin mi? Zaten işinin başında duruyor. Durmuyor arkadaşlar. Yetkili servisin ustası showroom'da milletle sohbet ediyor. Çırağı gidiyor orada motora bakım yapıyor. Ve o motorun sahibi de çok motordan anlamayan biri ise büyük ihtimalle motorunu kontrol etmiyor. Ve o motora yapılan bakım da aslında olması gereken seviyede yapılmış bir bakım olmaktan tabii ki de çıkıyor. Hani ben demiyorum 15-16 yaşında kardeşlerimiz bu işleri yapmasın ama gerçekten ya o adama sen iş çok güzel öğretmişsindir, emin olup bırakıyorsundur ya da başında duracaksındır. Abi bunları da bu gözler gördü. Bir de tabii şey durumları da var. Size motosikleti satacağı zaman bayi elinden geleni yapıyor. Yani yemek yer misin, çay kahve ısmarlayalım, şöyle böyle. Motor alıyorsunuz, daha sonra bakıma geliyorsunuz. Size diyorlar ki, şimdi mesela diyelim yetkili servisle bayi showroom ayrı tarafta. Size şöyle diyorlar, motorun başında bekleme, sen showroom'a git motorunu sana getirirler. Abi sizin böyle bir üslupla insanlara yaklaşma hakkınız yok. Belki adam sana orada bir şey soracak, belki bir şey danışacak. Sen o adama diyebilirsin ki, beyefendi isterseniz showroom'da sizi misafir edelim, çay kahve ısmarlayalım, ayakta yorulmayın, istirahat edin. Şimdi bak bu insanlarla iletişimdir, tamam mı? Bu olması gereken bir şeydir. Fakat
bizim ülkemizde ne doğru düzgün esnaflık kalmış durumda, ne doğru düzgün ahlak kalmış durumda. İşte o yüzden bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Şöyle bir şey vardı eskiden. Esnaflar müşterilerini memnun etmek zorundaydı. Çünkü o müşterilerin tekrar kendilerine gelmesini istiyorlardı. Ama bugün bakıyorsun abi, yetkili servis, özellikle bak yetkili servislerin birçoğu için söylüyorum. Gidiyorsun adamın dükkanına, niye geldin der gibi bakıyor senin suratına. Abi ben bu malı almışım, sen buna servis hizmeti vereceksin. Bundan sen para kazanacaksın. Orada çalışan insanlar para kazanacak. Ben de motoruma bakım yaptırmış olacağım. Ha, bu tavır niye? Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi beni buradan izleyenler, bayi sahipleri ya da servis sahipleri varsa yanlış anlamasınlar ama ben mesela gidiyorum. Tabii gittiğim yerde tanınıyorum ya, YouTube'a video çekmem dolayısıyla. Benle herkes çok güzel ilgileniyor. Hani hoş sohbet, hoş muhabbet, ikramlar, motorun servise doğru düzgün yapılması vesaire. Ve ben de bunun üzerine insanları oraya tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bakın, böyle bir marka motorunuz varsa buraya gidebilirsiniz. Orada sizinle güzel bir şekilde ilgilenirler diyorum. Ama orada da aldığım kötü dönüşler oluyor. Abi işte sen tavsiye ettin, gittik, adamlar doğru düzgün suratımıza bile bakmadı. İşimizi bile doğru düzgün yapmadılar. Burada da şunu anlıyoruz. Abi Türkiye'de genel itibariyle bak, bu otosanayide de mevcut. Eğer tanışıyorsanız ustanızla her şey çok güzel ilerliyor. Tabii ustayı tanımanın da dezavantajları var. Yok değil, onlardan da bahsedeceğim. Ama gerçekten tanıdığınız bir yere gidiyorsanız sizinle güzel ilgileniyorlar. Ama sıradan bir müşteri geldiği zaman aman işte bir an önce motorunu yapalım gönderelim şeklinde düşünen servislerde maalesef ki var arkadaşlar. Ustayı tanımanın dezavantajı demiştim, onu da biraz açayım. Özellikle bunu otosanayide çok görürsünüz. Bir ustayı tanıyorsanız yabancının işini her zaman sizden daha önce yaptığını görürsünüz. Ve yabancının işine bazen daha fazla özen gösterdiğini de görebilirsiniz. Bunu özellikle eski arabası olan sanayiye çok fazla yolu düşmüş insanlar çok iyi anlayacaklardır. İşte onun da avantajı dezavantajı bu şekildeydi. Şimdi yetkili servisler hakkında bunlar evet yaşanıyor. İşini düzgün yapanlar yok mu? Var. Onlar her zaman baş tacı. Onlar için bir şey söylemiyorum ama işte bu motosiklet tamiri işinde iyi para var deyip kendine özel servis, yani tamirhane açan çok fazla insan da olduğunu görüyoruz. Mesela geçen, şimdi ismini vermeyeceğim, bir tane adam videosunda şey diyor, işte bu yağı koyun da hangisini koyarsanız koyun, önemli değil. Halbuki yağların bir tanesi skuter için üretilmiş, birinin belli kodları var, birinin farklı viskozitesi var vesaire vesaire. Adam tamirhane açmış ama hangi yağ koyması gerektiğini bile bilmiyor motoruna. Elinde doğru düzgün alet edevat olmayan ustalar bile olduğunu görürsünüz. Ve bu insanlar her zaman benim denk geldiğim kadarıyla çok yüksek egoya sahiplerdir. Yani motosiklet konusunda öyle bilgili olduklarını söylerler ki siz de zannedersiniz ki ya 50 yıllık Yamaha servisine gitsem böyle usta bulamam. Adam o evet bayağı motorcuymuş. Halbuki arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Yine tabii aynı kelimeyi, aynı cümleyi kullanmak zorundayım. İşini düzgün yapan insanları tenzih ediyorum. Ama ben motosiklet tamircisiyim diye dükkan açmış insanların %90'ı, bakın abartmadan söylüyorum, ilçe ayırmadan söylüyorum. Arkadaşlar son konudan bahsederken GoPro'nun şarjı bitti ama zaten videonun sonlarına doğru yaklaşıyordum. O yüzden böyle bir çıkış almak istedim. Türkiye'de ben motosiklet tamircisiyim diye dükkan açanların, bakın gerçekten söylüyorum, %90'ı motosikletten çok fazla anlamayan insanlar. Şöyle kapatalım, durduğumuz yerde de boşuna benzinimiz gitmesin. Nereden biliyorsun derseniz de çoğu zaman yapmış olduğum esnaf ziyaretlerinde görüyorum, abi adam motorunu getirmiş, diyor ki abi şöyle şöyle bir arızam var. Adam mesela çözemiyor. Bakıyorum, evet diyorum, şuradan olabilir. Yani ben bir motosiklet tamircisi değilim, bunu da övmek adına söylemiyorum ama gerçekten görmüş olduğum çok fazla kötü örneğin olduğunu da sizlere böyle anlatmak istiyorum. Adam dükkan açmış, motorun arızasının nereden olabileceğini bilmiyor. Ve siz de bazen böyle insanların eline maalesef ki düşebiliyorsunuz. O yüzden gittiğiniz yere çok dikkat edin. Hatta referansla giden arkadaşlar. İlla ki bir motor aldıysanız bir motorcu çevreniz vardır. Onlar nerelere gidiyor? Hangi ustalara gidiyor? Gerçekten gittikleri yerler güzel mi? Bunları bilin, ona göre gidin. Yoksa hem paranızdan olursunuz hem de motosikletinizi doğru düzgün yapamazlar diyor. Ve arkadaşlar halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, açıklama kısmında bulunan linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.